Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 8. Risale olan 2. kısım 29. mektuptan Ramazan-ı Şerif'e dairdir. 1. kısımda Ramazan'da diyor, akıldan ziyade kalp hissedadır 1. kısımda. 29. mektup 1. kısımdan aynen okuyorum. Ramazan'da ve 3 aylarda akıldan ziyade kalp ve ruh hissedardır. Demek ki kalp ve ruh hissedar olması için çok dikkat etmek lazım. 1. kısımda ayrıca şairden bahsediyor. Onu söyleyeceğim biraz sonra, oku. Ramazan-ı Şerif'e dairdir. 1. kısmın ahirinde şair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu 2. kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Tabii şairin biliyorsunuz işaret demek, sembol demek, alem demektir. İkiye ayrılır, büyük ve küçük şairdir. Küçük şairler isimler gibi, bir Müslüman isimleri bir onu gösterir. Mezar taşları gibi. Ama büyük şairler de namaz gibi, sonra Ramazan gibi. Mesela alem, bir Karadeniz'den gemi geçse, Türk bayrağı asılsa, dersiniz bu Türk bayrağıdır. Neden? İşarettir. Bu mana itibariyle Müslüman beldeye giren bir insan, Üstad dediği gibi mezar taşları, 1. bölümde diyor mezar taşları dahi bu memlekte Müslüman olduğunu gösterir. Ramazan'da oruçlu şairdir. Oku. Bu 2. kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmetini beyan eden 9 nüktedir. Tabi Ramazan oruç diyor. Şimdi ben değişik açıdan bakacağım olayı. Bir oruç var, lügat ve savun var, bir de sıyam var. Neyse oku, kafam karıştı. Özür dilerim. Evet. Bu evet. 2. kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan ellezî unzilehi fil Kur'ânü hüden linnâsi vel beyneti minel hüda vel furkan. Yani o Ramazan ayı ki İnsanlara doğru yolu gösteren, ap açık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile batılın arasını ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Yani Kur'an'ın 3 vasfını söyledi. 1. Hak ile batı ayıran, insanlara doğru yolu gösteren, bir de ne dedi? İnsan hidayet yolları gösteren Kur'an-ı Kerim bu asırda inzal olmuştur. İnzal ama Berat Kandil'de tenzil edilmiştir. Topyekün. Ramazan 27'si gün inzal oluyor. Berat Kandil'de peyderpey taksim ediliyor. Ramazan-ı Şerif'teki savm, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şiair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Bak savm dedi, birincilerinden deyince 2 mana var. 1. mana, tabii gençsiniz ama eskiden ben hatırlıyorum. İslam'ın şartını söylediğince ne derdik? Savun, salat, harç, ya, zekat. Sen yani. De maşallah hatırladın ya. 40. Kırk oldun ya. Eskiyiz. Fesir var. O da eski gençler. Vallahi eski gençlerdendir. Bak mesela şimdi Serdar'a söylesem, Hindistan Fatih'i. O temponu bilir abi. Bilemez. Bilir misin? Oruçtan başlar. Bak 1. bu. Savun, salat, harç. Zekat, harç. Zekat. Evet. 2. mana itibariyle 1. nedir? Mesela her şeyin bir riyası olabilir. Yani ihlassız olabilir. Namaz riya olur mu? Olur. Oruç da olmaz. Zekat da riya olabilir. Her şey olabilir ama oruçta. Onun için bunları anlatmak istemiyorum. Siz zaten biliyorsunuz. Oruç benim vaziyeti ben vereceğim diye Cenab-ı Hak. Değil mi? Ondan dolayı. Mükafatını ben vereceğim. Buyur. Mükafatını ben vereceğim. Ondan dolayı. Kim ki Ramazan'a inanır. Sonra orucu tutar, teravide kılar var mıydı? Var. Sonra? Karşılığını diyor ben vereceğim. Allah'ım. Cennete. Bakın cennet aklıma geldi. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıyor. Minberde 3 defa amin diyor biliyorsunuz değil mi? 1. aminde tabi sahabe soruyor. Diyor ki 1. aminde Cebrail aleyhisselam geldi. Kim ki Ramazan'a erişir de rahmetini alamazsa, yani cennet kapını açamazsa yüzü yerde sürülsün deyince ben amin dedim. Böyle bir ay. İkincisi, kim ki benim isim anılır,
Eğer salavat getirmezse yüzü yerde sürülsün. Üç, inşallah ana babanız vardır. Sağken onun rızası alamayan da yerde sürülsün. Oruç değerli kardeşim, nefsin firavunluk cihetine damga vuruyor. Oruç, nefsin firavunluk cephesine damga vuruyor. Sözüm anlaşılıyor mu? Hırık hızlı konuşuyorum. Yani firavunluk cephesine darbe vuruyor. Namaz, Nemrut'un cihetine darbe vuruyor. Namaz. Zekat, karunluk cihetine damga vurur. Hac, şeddatlık cihetine damga vurur. Demek ki bir insan bunları yaptığı vakitte bütün Nemrutları, Firavunları, şeddatları, başka karunları dile getiriyor. Evet. Zaten o malum şahsların ikisi, biri Nemrut'tan geldi, bir Karun şeyden geldi, Firavun'dan geldi. Bunu Fırıncı abiden dinledim. Fazla açmayacağım. Mahmut şahısların biri Nemrut'un sülalesinden geliyor, bir Karun sülalesindir. Anladınız mı? Çayda özel sözler. Evet. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, evet, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Şimdi bu Ramazan'ın bir lügat manasını söylemeyi unuttum. Çok manası var. Yani yakıcı olmaktan, ramatçılık derler. Sen uğraştın galiba hani kapalı çarşında, kuyumcular arasında has mı değil mi ölçer, ramatçı derler. Fakat benim en çok hoşuma gider ramat kelimesinin anlamı kül değil mi delikanlı, kül. Yani desek ki kinayasa, bir adamın çok külü var desek ne anlarız Serdar? Günah. Ha ne diyor? Günahı çok diyor. Kül. Yani külü çok deyince evde misafir. Çok misafir gelip bir de çok zengin, çok tabii. Cömert adam var. Serdar'ın evde ocak yok. Doğalgazda çalıştığı için bilemedim. Ha doğru, doğalgaz. Evet. Niye bunu söyledim? Bak Ramazan'da çok sevap vardır. Şualar. Bakın şualarda şimdi bu ayrı fırsat kaçırmamak lazım. Yani Ramaz çok sevap veren, çok cömert olan bu ay Üstad Hazretleri 14. şuada nasıl methediyor? Şöyle. 5 günden sonra çok mübarek ve çok sevaplı ibadet ayları olan Şuhur Selase gelecekler. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise. Yeah. Recep-i Şerif'te 100'den geçer. Bak, 100 sonra. Şaban-ı Muazzama'da 300'den ziyade ve Ramazan-ı Mübareke'de 1000'e çıkar. Aman ya Rabbi, 1000. Ve Cuma gecelerinde 1000'lere ve Leyle-i Kadir'de 30.000'e çıkar. Bu pek çok uhrevi faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kutsi pazarı ve ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden Şuhur-u Selase'yi böyle 1'e 10 kar veren medrese-i Yusufiye'de geçirmek elbette büyük bir kârdır. Bak burada bir cümle geçti. 80 küsur sene. Peygamber aleyhisselam tabii gaybın gözüyle kendi ümmetinin yaşının, ömrünün, evet, kısa az olduğunu görmüş, üzülmüş. Bunun üzerine bu 3 aylar ve Kadir Gecesi ona ikram edilmiş. Bunu biliyorsunuz. Şimdi gelin bunun ispatını yapacağım. Bir örnek vereyim de öyle yapayım. İsa aleyhisselam zamanında, İsa aleyhisselam bir gün dağda giderken bir kaya rast gelir, kaya. Kardan ak, sütten beyaz. Nur saçıyor. Allah der. Kayanın etrafını döner. Bu nasıl bir kayadır? Rabbim der ki sana daha acemli göstereyim mi? Gösterir. Kaya açılır. İçinden bir pir fare çıkar. Rabbim ona kayanın içinden bir üzüm tanesi, dalı yiyerek besleniyor. İsa aleyhisselam sorar. Kaç seneden beri sen böyle besleniyorsun ve ibadet ediyorsun? Cevap enteresan. 400 sene. Malum eski insanların ömrü neymiş? Uzunmuş. 400, 500 sene yaşayanlar var. İsa aleyhisselam şaşırıyor. Ya Rabbi diyor. Bundan daha kıymetli, daha abid yeryüzünde var mı? Diyor ki Cenab-ı İsa'ya. Diyor ki evet diyor. Ahir zamanda
mektubatın, kapatma yerine koy, Hakkaç'ı gidenini aç, 21'i aç. Diyor ki, evet ahir zamana gelecek Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden birisi, bakın, bu günlerde ihya ederse o sahabı alır. Anlatabildim mi? 400 senelerde sen bugün ibadet alıyorsun. Zürret-i Abidin kitapta geçiyor bu. Kitabın kaynağı. Nusret-i Mecalis'in birinci cilt sahibi 146'da geçiyor. Bak not alıyorsunuz. Nusret-i Mecalis kitabın adı ve birinci cilt 146 sayfasında. Okuduğum kitapta Zürret-i ne dedi Zürret kitabında. Buldum. 21'i aç. En son oku 21'i. 21 maddi. Son oku. En son. İşte. Son paragrafı oku. Ümmetten bak. Şimdi işte. Bak. Bu sırrı azime Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam işaret etmiştir ki Hazreti İsa nazil olup gelecek, ümmetinden olacak, şeriatımla amel edecektir. Neden bu üstad bunu söylüyor? Zaten hadiste var. Bak yerine gösterdim. İsa aleyhisselam böyle deyince ya Rabbi bundan daha kıymetli bir abid var mı? Evet var diyor. Ahir zamanda gelecek Hazreti Muhammed ümmetten bir kişi bu günü yaparsa, bugünlerden bir tanesi iade ederse o sevabı alır. Bunun üzerine İsa aleyhisselam elini kaldırıyor. Ya Rabbi diyor. Ya Rabbi ne olur ne olur beni de o ümmetten et diyor. Anlatabildim mi? Kitapların beyanına göre kitap isim verdim. Rabbim onun duası kabul ediyor. Ahir zamanda gelecek. Hazreti İsa nazil olup gelecek, ümmetimden olacak, tamam, şeriatımla amel edecek. Bu birinci açıklama. Şimdi bunu oku. Barlı'yı aç bari. Bak şimdi Barlı'da matematik olan öğretmenler vardı. Şimdi bunu bir de ikinci ispatını yapacağız. Sonra derse gireceğim. Rabian oku bak. Rabian, şu mübarek şehri Ramazan, Leyla-i Kadri ihata ettiği için. Yani Ramazan için Leyla-i Kadri var mı? Var. Var. Bizim ömrümüzde kadar, biz ne kadar yaşıyoruz? Kaç? 60 sene, 70 sene değil mi? Öyle değil mi? 70 sene. 70 sene kaç sene oruçlarsın sen? Yani kaç 15-20 desek. 20 sene. En 50 en fazla. 20 sene oluyor. 55. Peki nasıl ki o ümmeti geçeceğiz? Bunun ispatını yapacağım. Üstad Barlı arkasında 223 numaralı mektubu Rabia'nda. Başka yayınlar da var. Envar'da 281'de. Yeni baskıda 287'de sayfasında var. Sözlülerde de 288'de var. Oku. Şu mübarek şehri Ramazan, Leyla-i Kadir'i ihata ettiği için bakın, kendisi de ömür içinde bir Leyla-i Kadir'dir. Ki, evet, Serdar sen matematik kuvvetini söylüyor. Sana soracağım. Çünkü baktım ümmetle uyuyorsunuz. Uyanık o. Bak telefonu meşgul olmuyorsun. Aferin. Sana soracağım o halde. Oku. Muvaffak olanın ömründe bin ömür katar. Nasıl bin ömür katar? Buyur. Dakikası bir gündür. Dakikası bir gün. Saati iki ay. Yani 60 gün. Saat 60 gün. Bunu da biliyorsun. Dakikası bir gün. Saati 60 gün. İki ay. Peki. Saati iki ay. Evet. Günü birkaç sene hükmünde. Günü kaç sene? Saati, dakikası bir gün, saati iki ay, iki ay yani 60 gün. 48 ay yani. 4 yıl. Günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Evet. 4 yıl. Nasıl? Günü 4 yıl. Saati 2 ay, günü 4 yıl. Nasıl buldun? Bravo, nasıl buldun? İlk ben bir gününü söyledim. Ne diyor? Bir gününü buldum diyor da. Bir günü buldun. Peki günü? 24 çarpı... Günü 2 yıl. Günü 2 yıl. Arttıran var mı günü 2 yıl? 10 yıl. 4 yıl. Evet. Var mı arttıran? Arttır bakalım. 4 yıl. 48, 4 yıl. 4 yıl. Günü 4 yıl. 8 ay yapıyor. 80 diyor ya. Ben 80 diyor. 80 olmaz. 80 yılı buldum. 80 yıl. 80 yıl olmaz. Sen de çokmuş. İfrat ettin ya. 4 yıl. Şimdi bak günü... Bir dakika. Dakikası bir gün. Bir gün. Saati iki ay. İki ay mı? İki ay. O ay ne demek? 24 çarpı 2, 48 ay. Saat 2 ay. 8 ayda 4 yıl yapıyor işte. Saat 2 ay mı? Saati 2 ay. Ne oldu? 24, 48 mi oldu? 48 ay. 4 sene. Demek ki saati 48 ay öyle mi? Yok. Yani kaç sene? Günü 4 sene hocam. Hah.
Hadi gün 4 sene oldu. Şimdi oldu. Peki sene bir ayı 30'lar. 120. 120 bravo. Matematik kuvvetlisi. Bir de 80 tane Kadir gelsin koy. 80 çarpı 120. Kaç oldu? 200 oldu. 200. 120 200 olmadı mı? Kaç sene oruç tuttun sen? Söyle bakayım. 30. Kaç sene tuttun oruç? 50-55. 50 sene, 50 sene tam hocam. Yaşı kaç adam 70, ya? 70 dediniz o yüzden. 70 sene. 70 sene. Ha ona söyle. Ona. Evet. Kaç yaşındasın? 20 sene. Kaç sene oruç tuttun? Yani tahminim 16 yaşına falan tuttuğumu da. Yani kaç sene oruç tuttun? 20 sene tuttun mu? 20 sene tuttun mu 20 sene? 20 yıl. Peki 20 yıl. Ne oldu? Günü kaç sene? 200 sene. 200. Günü 200 sene. Öyle mi? Günde 4 sene. Günde 4 sene. Lan şaşırdık ya. Abi toplam 200 yıl yaptı. Ya, evet. 120 yılı. 85 yılı. Yılı 120 ya. 20 yıl 2400 sene yapıyor. Aynen. 2400 sene yapıyor. Yani Kadir gecelerini sayıyor. Dakikası bir gün. Saat 2 ay. Yani günü 4 sene. Bir ayı 120 gidiyor değil mi? 120. Yani, evet. Bir de 80. 200. Bir ayda 200 sene değil mi? Peki Serdar 20 sene oruç tutsa 20 çarpı 20 200 ne eder? 4. Alışıldı mı? 4. Oldu mu? Hesap etti mi? Evet. Gördün mü? Bir daha oku bir de. Rabian. Evet Rabian. Şu mübarek şehri Ramazan Leyle-i Kadri olmak lazım. Onun için oku. Kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadir'dir ki muvaffak olanın ömrüne 1000 ömür katar. Hı. Dakikası bir gündür, saati 2 ay. Günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Senden ve ahiret hemşiren... Tamam yeter. Anlaşıldı. Şimdi tekrar derse bir. Birincilikte yeni başlıyor derse. Birincilikte oruç. Bir oruç var, bir savun var, bir de sıyam var. Aynı anına gir ama farkını söyleyeyim. Oruç cesede bakıyor. İmsak iftar. Artı kemal rubiyet Rahman Rahim ismine bakıyor. Onu izah edeceğiz. Tekrar ediyorum. Oruç cesede bakıyor. Bakın nasıl oruçluğumuzu anlayacağız. İmsak iftar arasında. Herkes bunu yapıyor. Ama kemal rubiyet Rahman Rahim'i göstermek. Gösterebiliyor muyuz? Buna bakacağız. Aynı olacak bizim. İkincisi sıyam. Bu da kalbe bakıyor. Yani nimetlerin şükrüne bakacak. Savun. Oruç savun. Bir de sıyam en ağırı, bu da Kur'an'ın nüzulüne bakıyor. Kur'an'la yaşamak, ona bakıyor. Dilersen sondan başlayayım. Çünkü saate bakıyorum, vakit geldi. Efendim şimdi aç altıncı nükteyi aç. Kur'an'la yaşamaya bakalım. Sıyamdan başlayayım, sonra oruca gireyim. Ağırdan başlayayım ki o bulana kadar bir şey söylemez size. Erzincanlı mısınız? Erzincanlı içinizde. Yok. Erzincanlı. Var. Var. Ben Erzincan'a gittim. Orada bir Terzi Baba var biliyor musun? Terzi Baba'yı. Bak biliyor da. Tamam. Terzi Baba. Çok büyük zatmış. Hani Üstad'dan Ebel Halife kimdi? Mevlana Halid'in. Mevlana Halid'in de onun için şey diyorlar. Söyle şunu. Halifesi diyorlar. Nevzat Tarhan yazdığı kitapta yukarıda yok ama ben kitabın ismini söyleyeyim. Aslında Vicdan-ı Bedüzzaman'da kitapta ondan bahsediyor. Tövbe estağfurullah. Onun sözünü söylüyorum. Terzi Baba cahil bir insandı. Okumamıştı. Ama çok takva bir insanmış. Dikiş döküyor. Bismillah. Allah'a ekber. Bismillah. Allah'a ekber. Bu söz onu evliya yapmış. Tabi Ercan'da evliya olunca millet talep ediyor. Talep edince o zamanki hocaları kıskanıyorlar. Ya ne bu adama, cahil bir adama tövbe estağfurullah gidiyorsunuz. Biz alimiz, alimiz ya bize gelin der gibi şey diyorlar. Medreselere dizleri çürüttük. Ne diyor? Medreselere gelin diyor. Tabii doğru. Medres- Sen de okudun bunu maşallah o da okumuş. Doğru. Bunun üzerine çağırıyorlar Terzi Baba'yı. Biz senin için çağırdık biliyor musun? Biliyoruz diyor. İmtihan edecekler ya. Ya herkes sana gidiyor. Bakalım senin ilmin var mı? Biliyor ki ilmi yok. Barış bakalım. Halk nazarında amaç nedir? Yedinci yaş. Seni küçük düşürmek. Amaç bu değil mi? Soruyor müşkiler.
Hediye geldi. Onun ekmeği, şu ekmeği. Bak şuna. Şu ekmeği. Diyor ki sana soru soracağız diyor. Sor diyorlar. Sıfat-ı subutiye kaçtır diyor. Sıfat-ı subutiye. Biliyorsunuz. Hayat, ilim, irade, kudret, kelam, zengi, basar. Ne diyor biliyor musunuz? Terzi bu. Kudret sıfatı altıdır. Hemen müftü konuşacağına. Bir dakika. Yedinci var ama yedinci erzcana gelmemişler diyor. Ne demek diyor? Altı sıfatı var ama yedinci sıfatı erzcana gelmemiştir. Şaşıp kalıyor. Nasıl gelmez ya diyor. Siz kudret sıfatı inanmış olsadınız benim gibi cahil bir adamdan Rabbimin inayet, hikmet ve mucizesiyle böyle bir şeyi inanırdınız. Yani benim kerametim ve isme. Anladınız mı? Mahcup ediyor. Ben size bir soru sorayım mı? Sor diyor. Şimdi soracağım. Orucu ne bozar diyor. Hoppala. Kolay bu ya diyor. Orucu ne bozar? Ne bozar orucu? Yeme içme ile ilgili bırak, her şeyi bozar. O olmadı diyor. O avam orucu diyor. Hoppala. Avam orucu varmış diyor. Nedir o avam şey diyor. Bakın onun için söylüyorum. Şimdi üstattan 7. nükleden bir yer okuyacağım size. Orucun ekmeli. En mükemmeli biliyorsun. Bak biz tutuyoruz ama hangi nokta tutacağız? Bir şey daha söyleyeyim. Kusura bakmayın. Şu mesleğin yönünde insanda dört daire var diyor. Dört daire. Boncuk sade. Bir, nebati. İki, hayvani. Üç, insani. Dört, meleki. Ruhani. Nebati, hayvani, insani, İslami. Dört tane. Bu devrede insan girer çıkar. Mühim olan insani ve İslami derdi yaşamak. Vakit geldiği için onu söylemeyeyim. Bu güzde toplantıyı ona bozmayayım. Mevlana soruyor. Mevlana bir şey söylüyor da yani insan maalesef bitkisel ve hayvan hayat yaşıyor. Sadece yemek içinse o dardan çıkamıyor. Ekmel oruç. Ekmel oruç. Bakın sizin dediğiniz avam orucu. Benim ise size sorum havas orucu. O nedir diyor. Kitapta öyle bir şey yok. Havas orucu diyor. Allah'tan başka ne düşünsen oruç bozar diyor. Yapabilen var mı? Şimdi okuyacağız. Bir sual soracaksınız. O suali ya namazdan sonra anlatayım size veyahut da yarın anlatayım. Nurtaşı'da. Şimdi oruç ekmel demiş. O orucun ekmeli ise bir, mide gibi bütün duyguları gözü, bir, kulağı, iki, kalbi, aman ya, üç, hayali, bak, hayal, fikri, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Nasıl peki? Oruç böyle mi? Allah'ımıza. Öğüt bak lazım. Allah nasip etsin. Ama burada bir ipucu vereyim. Diyeceğim sonra açıklayacağım. Bir kardeşim derdi ki ben hiçbir şeye güvenmiyorum. Ne kıldığım namazlara, ne tuttuğum oruçlara, ne yaptığım vaizlere, ne yazdığım kitaplara, ne gezdiğim konferanslara tek güvendim diyor. Şirket-i manevi dahil olmak. Şirket-i manevi. Belki içimizde ve cemaat içinde veya kardeşi içerisinde birisi tutmuşsa inşallah biz de muvaffak oluruz. Bunun şeyi Kastamonu'da izah ediyor. Ona girmeyeceğim. Bunu bitirelim. Çünkü iki dakika var. Evet. Bu kısmı okuyoruz. Oku. Yani. Baştan alayım mı? Buradan başla peki. O orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, ya, hayali, fikri bir cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Ya, evet. Yani muharremattan ve malayaniyattan çekmek. Gördün mü? Ve her malayaniyattan, anla malayaniyatı. Gülüyor malayaniyat. Her birisine. Bak dedim malayaniyat diyor. Şu sözlerde, 17 sözde, yeki ha, yeki gül, yeki gül, yeki dan. Mevlana canlı sözü. Biri söyle, evet, ona ait olmayan sözler ondan değildir. Malen sayılabilir. Demek ki Hazreti Bekir taş koyarmış. Ya hak konuşacak. Onun için mümkün olur. Ramazan'da yine de oruç tutmak lazım. Bak biz ekmel oruç. Ya havas orucunu, havas ravası yapamıyoruz. Ama cemaat için yapan belki vardır. Evet.
Muharremattan, halayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, evet, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Ve o lisanı tilavet-i Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, amen, gözünü ivrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi. Evet. Sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruçla ona tatili eşgal ettirilirse başka küçük tezgahlar, desgahlar kolayca ona ittiva ettirilebilir. Şimdi orucun, bir dediğim gibi oruç dedim, bir savun dedim, bir siyan dedim. Tekrar ediyorum. Oruç cesede bakıyor. Kemal-i Rubiyet ve Rahman ve Rahim'i göstermek. Savun ise şükre bakacak. Üç hali anlatacağım size. Maddemi üç hali anlatacağım. Onunla bağ kuracağım. Savun oruç nasıl onu söyleyeceğim. Üçüncüsü de tabi aktarma yapacağım. Siyam da Kur'an nüzule bakacaktır. Peki bu nasıl olacak? Nasıl Kur'an yaşayacağız? Altıncı yüklerinde izah edecek. Bir de bir oruç daha var. Ene oruç demek. Ene'ye. O da dokuncu yüklerde var. Bir vakit doluyor. Bu kadar iktifa edelim. Gezdik. Bakarsınız. Evet. Vakit. Bir dakika var. Anca. Değil mi? Ezanla başlıyoruz. Değil mi kardeşim? Şimdi birisine girsem, oruca girsem, dedim ki Kemal Rubiyet'i anlatacağım. Rab sıfatını, Rahman Rahim anlatacağım. Sonra siyama girsem, şükür kapısını, El-Vücud-i Zehra'ya gireceğim. Sonra siyama girsem, Kur'an nüzulü burada ve bir de Barla'da harika bir mektup var. Onu okuyacağım ama herhalde yarın yapacağım. El-Fatiha.